Sevgili birinci sınıflar, bugünkü konumuz zihinden toplama işlemi. Zihinden toplama işlemi yaparken birden fazla yöntemimiz olacak. Bugün bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle ilk yöntemimiz büyük sayının üzerine sayma yöntemi. Toplama işleminde toplananlardan büyük olanının üzerine küçük olanı ekleyerek yapacağız. 11 artı 3 işlemine bakarsak burada büyük toplananım 11. O zaman 11'in üzerine 3 tane sayacağım. Zihnimden sayıyorum. 12, 13, 14. 14 oldu işlemimin sonucu. Bir diğer işlemde 7 artı 12 işlemine bakıyoruz. Şimdi 12 büyük olduğu için 12'nin üzerine 7 tane sayacağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 tane saydım. 15 artı 5 işleminde 15'in üzerine 5 tane sayıyoruz. 16, 17, 18, 19, 20. 8 artı 10 işleminde, bakın toplananların yerleri değişebilir. Büyük olana bakacağız her zaman. 10'un üzerine 8 tane sayacağım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oldu bizim işlemimizin sonucu. Şimdi bir diğer yöntem ise 10 ile toplama yöntemi. Sayıları 10 ile toplamanın kolay bir yöntemi var. Şimdi ilk örneğimizde bakalım 10 artı 7. 10'un içinde ne var bakalım? Bir onluk var, sıfır birlik var. Şimdi ben burada artı 7 birlik eklersem 10'un sıfırı ne olur? 7 olur. Çünkü sıfır birliği vardı. Buraya 7 birlik daha eklenecek. O zaman işlemimin sonucu 17 olacak. İkinci işlemde 9 artı 10. Yine 10'la toplama yapıyorum. Dikkat edelim. 10'a 9 eklersem 19 olur. 4 artı 10 işleminde 10'a 4 eklersem 14 olur. 10 artı 6 eşittir 16 olur. 10 ile toplamak bu yüzden bizim için kolay olacak. Hatta bir diğer yöntemimizde ise 10'a tamamlama yöntemini kullanacağız. Çünkü biz biliyoruz ki sayıları 10 ile toplamak bizim için daha kolay. Şimdi 8 artı 5 işlemine bakacağım. Ben buradaki büyük olan sayıyı 10'a tamamlamak istiyorum. 10'a tamamlamak için de kaça ihtiyacım var? 8'i 10'a tamamlayan sayı 2 idi. O zaman 5'in içinden 2'yi alabilirim. 5'in içinde bir 2 var. Bir de ne var? 3 var. Çünkü 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. 8'e 2 eklersem 10 olur. 10'a da bakın 5'in 3'ü kaldı. 10'a da 3'ü eklersem ne olacak? 13 olur. İkinci işleme bakalım. 6 artı 9. Şimdi yine büyük olan sayıyı 10'a tamamlayalım. 9'u 10'a tamamlamam için 1 gerekir. 6'nın içinden 5 ve 1 varsa birini alırım ben. Şöyle 9 artı 1 10 olur. Burada kalan 5'i de 10'a eklersem 15 olur işlemimin sonucu. 7 artı 4 işlemine bakıyorum. 7'yi 10'a tamamlamam için 3 gerekiyor. O zaman 4'ün 3'ünü alırsam burası 10 olacak. 1'i kaldı. 10'a 1 eklersem 11 olur. 9 artı 4 de yine 9'u 10'a tamamlamam için 1 gerekiyor bana. Şimdi 1'i aldım. 10 oldu burası. 4'ün 3'ü kaldı. 10'a da 3 eklersem 13 olur işlemimin sonucu. Geldik bir diğer yöntemimize. Onluk birlikleri ayırma yöntemi. Şimdi onluk birlikleri ayrı ayrı değerlendirerek toplamamızı yapacağız. 13 artı 5 işlemine bakalım. 13'ün içinde kaç onluk vardı? 1 onluk, 3 de birlik vardı. Yani içinde bir 10 var, bir de 3 varmış 13'ün içerisinde. Şimdi 5 ile ben 3'ü toplarsam kaç olacak? 8 olacak. Ve 10'u eklersem 10 artı 8, 18. Bakın yine aslında 10 ile toplama yapıyorum. Çünkü 10 ile sayıları toplamak kolay olduğu için önce birlikleri topladık. 3 ile 5'i topladık. 8 oldu. Daha sonra da bir onluk da burada vardı zaten. 10, 8 oldu işlemimizin sonucu. Bir diğer toplama işlemimize bakalım. 14 artı 5. Yine 14'ü onluk ve birliklerine ayırırsam içinde bir 10 var, bir de 4 var. Önce
Birlikleri toplayalım. 5 artı 4 toplamı 9 olur. 10 daha eklersek 19 olur. Yine 11 artı 7 işlemini zihinden yaparken 11 sayısını onluk birliklerine ayırıyorum. Bir 10'u var, bir de 1'i var. Birlikleri toplarsak 7 artı 1 8 olur. 10'la da 8'i toplarsam 18 oldu işlemimin sonucu. 15 artı 2. Şimdi 15 artı 2 işleminde yine bir 10'u var, bir de 5'i var dersem, birlikleri önce toplarsam 5 artı 2 7 olacak. 10 daha 17. Şimdi verilen toplama işlemlerini zihinden yapalım. Öğrendiğimiz farklı yöntemleri işlemler üzerinde kullanacağız. Hangisi daha pratiğimize geliyorsa işleme de bakarak aslında işlemdeki sayılara da bakarak buna karar vermeliyiz. 10 artı 9 işleminde şimdi baktığım zaman 10 ile sayıları toplamak kolaydı. 10'a 9 eklersem 19 olur. İkinci işlemde 9 artı 8. Bakın 9 10'a yakın bir sayı. O zaman 9'u 10'a tamamlamam için 1 gerekiyor. 8'in içinden birini alırsam kaç kalacak? 7 kalacak. Çünkü 7 artı 1 8 de. 9 ile 1'in toplamı 10 dedik. 10'a da 7 eklersem 17 olur cevap. Bir diğer işlemde 10 artı 3. 10'a 3 eklersek 13 olur. 11 artı 2 işlemine bakalım. 11 artı 2 13 olur. Neden? Bakın bu kez onluk birliğine ayırmadık. 11'in üzerine 2 tane saymamızı istiyor. 2 tane eklememizi istiyor. Hemen zihnimden saydım. 12, 13 dedim. Bir diğer işlemde 12 artı 6. 12'nin içerisinde bir 10 var, bir de 2 var. Şimdi birlikleri toplayalım önce. 6 ile 2'nin toplamı 8 olur. 10 daha 18. 4 artı 8 işlemine bakıyorum. Şimdi 4'ün içerisindeki kaçını alırsam ben 8'i 10'a tamamlayabilirim. 8'i 10'a tamamlayan sayı 2 idi. İkisini alırsam o zaman 10'a tamamlayacağım. Geriye 2 daha kalacak. Burası 10 ise 2 daha 12 oldu bizim toplamam işlemimizde bulduğumuz sonuç. Şimdi gelelim ödev sorumuza. Burada dersimizi sonlandıracağız. Ödevimiz ise bakın 12 artı 5 ve 9 artı 7 işlemlerini zihnimizden yapıp cevaplarını yorum kısmına bekliyorum. Öğrendiğimiz yöntemlerden bizim için en kolayı, en pratiği hangisi ise ona göre kullanıp cevapları yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.